Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. 11. sınıf Matbook'ta 11. sınıf matematiği bitirmeye ne yapıyoruz? Devam ediyoruz seninle birlikte. Ne yaptık buraya kadar? Silindirde ilk iki dersimi bitirdim ama silindir öyle kolay çıkabileceğimiz bir konu değil. İçerisinde gerçekten farklı tipte sorular var. Örneğin silindir dilimini, silindir parçasını aldık mı hiç? İşte bu derste silindiri parçalayacağız. Yüzey alanı bulacağız, parçalı silindirin hacmini bulacağız. Karıncayı bırakacağız, silindirin etrafında dolandıracağız. Bu soru tipleri için gönder, gönder gelsin diyorum. Özellikle o karınca soruları yok mu o karınca soruları? Zamanında ÖSYM sorduğunda çok canlar yakmıştı ama biz seninle birlikte bu derste işte hepsini halledeceğiz. Şimdi katı cisimlerde ne anlatacağız? Yüzey alanı, hacimle ilgili parça silindirin bu değerleri nasıl bulunur bunu anlatacağım. İkinci sayfada tamamen karınca soru tiplerine gideceğiz. O zaman gelsin diyorum bakalım kurallarımız. Gelsin diyorum formüllerimiz. Ama yeni bir formül yok burada. Aslında bildiğimiz formülleri sana tekrar hatırlatacağım. Şimdi bak, bir dik silindirin alfa derecelik merkez açıya sahip parçasının çıkarılmasıyla oluşan dik dairesel silindir diliminin eğer sen taban alanını bulmak istiyorsan, ey güzel arkadaşım, taban alan deyince neresi anlarsın? Hocam sadece burayı anlarım. Peki bu taban alan neyden oluşuyor? Şöyle dilim parça bir daire parçasından oluşuyor. Sen çember daireyi gördün. O daire parçasının alanı nedir? Pire kare çarpı alfa bölü 360. Tamam. Geldim yanal alana. Şimdi güzel arkadaşım, yanal alan dediğim kısım ne taraf? Bak şu tarafta bize doğru dönük olmayan bir parça var ya. Orası. Normalde sen silindirin toplam yanal alanını nasıl buluyordun? 2 pi r çarpı h ile buluyordun. Ama biz ne kadarını istiyoruz şimdi? Alfa bölü 360'lık kısımlarını istiyoruz. O zaman diyorum ki yanal alan eşittir nedir? 2 pi r h çarpı alfa bölü 360. Geldim kesit alanına. Bak buradaki kesit alanının mantığı nedir? Şunları bir silelim. Kesit alanının mantığı, hani böyle bıçakla kestin ya silindir şeklinde bir pastayı. Aklımıza da pasta geldi bu arada. İşte burada oluşan dikdörtgenin alanını soruyorum sana. Peki şurası neydi? H'ydi. Burası neydi? R'ydi. Peki hem bu tarafta var hem bu tarafta var. Kaç tane dikdörtgen var elimizde? 2 tane. O halde alanını bulurken ne yapacaksın? A çarpı R çarpı H bana neyi verecek? Dikdörtgenin alanını. 2 ile çarptığımda kesit alanını verecek. Geldim yüzey alanına. Yüzey alanını buraya kadar bulduğum bütün değerlerin toplamı bana toplam yüzey alanını verecektir. Ne yapıyorsun? Bulduğum bütün değerleri topluyorsun. Ve geldik hacmine. Parça kesitin hacmi nasıl bulunur? Tamamının hacmi gibi hesap yaparım. Ne kadar lazım bana? Alfa bölü 360. Bu değerle çarparak neyi bulabilirim? Bu cismin hacmini bulabiliriz. Buraya kadar problem yok değil mi? Aslında bildiğimiz şeyleri sana sadece formülsel olarak hatırlattım ki geçen derslerde bunların ispatlarına varana değin zaten yapmıştık. Şimdi sırada örneklerle bu durumu pekiştirme. Bak birinci sorum gelsin. Taban yarıçapı 3 birim, yüksekliği 12 birim olan dik dairesel silindir 90 derecelik diliminin yüzey alanı kaç birim karedir? Neyi soruyorsun? Yüzey alanını soruyorsun. Yani oluşabilecek bütün yüzeylerin alanlarını istiyoruz. 90 derecelik açı dediğimde şunu mu anlayacağım ben? Şuradan bir parçayı böldüğümüzü hayal ediyoruz. Şöyle işte şuradaki parçanın alanını arıyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Yüzey alanını arıyoruz. Bu daha doğru bir tabir. Şimdi ben tabanları bulmak istiyorum. Bir alt taban var, bir de üst taban var. Bunların alanlarına başlayalım. Taban alan eşittir. Elimizde iki tane taban olacak. Pi çarpı R'nin karesi çarpı 90 bölü ne yazacağım? 360 yazacağım. Burası kritik yerde. 2 çarpı pi çarpı R'miz kaç? 3. Bizim 90 bölü 360'tan 1 bölü 4'lük değerine mi ihtiyacımız var? 1 bölü 4'lük değerine ihtiyacımız var. Bir de 3'ün karesine ihtiyacımız vardı orada. Sadeleştirdim, burada 2 kaldı. Buradan ne geldi? 9 pi bölü 2 geldi. 9 pi bölü 2 bu kırmızı yüzeylerin alanıdır. Tabanların alanıdır. Şimdi geldim yanal alanını bulmaya. Yanal alan neydi? Normal biz 2 pi r çarpı h'den yanal alanı buluyorduk. Ama bana onun ne kadar lazım? 90 bölü 360'ı gerekli hocam. 2 çarpı pi çarpı r'miz kaç? 3'tü. H'miz kaç? H'miz 12 birim olarak verilmiş. Biz ne arıyoruz? 4'te 1'ini arıyoruz. Sadeleştirdim. 3 kaldı. 3 kere 3 9. 2 kere 9'dan 18 pi de buradan geldi mi? Geldi. Bitti mi? Bitmedi. Bir de kesit alanı lazım. Kesit alanı diyelim. Kesit alanını nasıl bulacağız? Hocam kesit alanı demek şurada oluşan dikdörtgen parçasının alanı demektir. O da neydi? R çarpı H, ama onun için elimizde kaç tane olacak? 2 tane olacak. R'yi 3 buldum.
H'ye 12 buldum. Bir de 2 ile çarpacağım. Şuradan 24 geldi. Buradan ne gelecek? 72 geldi. 72 birim kare de o taraftan geldi. Bu değerlerin hepsinin toplamı bize neyi verecek? Yüzey alanını verecek. O halde yüzey alanı eşittir diyorum. 9 pi bölü 2 artı 18 pi artı 72 ile de topluyoruz. Çarptım o arkadaşları. Buradan ne geldi? 36 pi geldi. 9 pi'yi de üstüne eklediğimde 45 pi bölü 2 artı 72 aranan bütün yüzey alanına eşittir dedim. Evet, tek bir soruda yaptığım işleme bak. Bence bu tarz bir soru sınav sorusu olarak gelebilir. Çünkü sana bütün kesitleri bulduruyor. Taban alanını bulduk, yanal alanı bulduk, kesit alanını bulduk. Yüzey alanı dediği an her şeyi hesaplıyorsun. Geldim ikinci soruma. Yandaki şekilde taban yarıçapı 2 birim, yüksekliği 12 birim olan dik silindirin 60 derecelik parçasının çıkarılmasıyla elde edilen dilim gösterilmiş. Oluşan dilimin hacmini arıyorum. Normal şekilde sen hacimde ne yapıyordun? Hocam diyordun ki pi r kare çarpı h diyordun. Çünkü taban alan çarpı yükseklik toplam hacmi verir. Ama biz ne kadarını istiyoruz? 60 bölü 360'ını istiyoruz. Şimdi pi'yi aynen yazdım. R'nin karesi 2'nin karesinden 4'ü yazdım. H'yi yazdım 12. Buradan da sadeleştirdiğinde ne geliyor? Aslında 1 bölü 6'lık hacmi arıyorum. Cırt sana burada 2 kaldı. Cevap ne geldi? 8 pi birim küp geldi. Vurdum cevabı. Oldum diye sana baktım şöyle bir. Bir problem yoksa gelsin bakalım sıradaki. 3 numara. Yandaki şekilde taban yarıçapı 4 birim, yüksekliği 6 birim olan dik silindirin 120 derecelik dilimi çıkarılıyor. Çıkarılıyor bak. 120'yi çıkardım attım. Kalan şeklin yüzey alanı ilk duruma göre nasıl değişir? Bak harika bir soru. Tam bir sınav ayarında soru. Yüzey alanıyla ilgili. Az önce birinci soru. Evet, çok klasik bir soruydu. Bize bütün parçaları bulduruyordu. Peki burada ne istedim özellikle? Yüzey alanında çıkarıldığında oluşan değişimi istiyorum. Arttı mı azaldı mı yüzey alanı? Peki şöyle karar verelim. İlk durumda neyi çıkardık? Gel onu bulalım. Yani ne kadar azalır? İlk durumda ne kadar azalma var onu bulalım. Şimdi azalan parçalardan biri şuradaki parça mıdır? Evet hocam. Peki o parçanın alanı nasıl bulunur? Hem tabanda hem yukarıda olduğu için 2 pi r kare çarpı 120 bölü ne yazacağım? 360 yazacağım. Burada hemfikir miyiz? Evet hocam, ilk durumda buradaki parçadan dolayı böyle olur. Peki burada 1'e 3 sadeleştirmesi yapılabilir mi? Yaptık. 2 çarpı pi çarpı r'yi kaç aldık? 4 aldık. 4'ün karesinden 16 çarpı 1 bölü 3 dedim. Yukarıdan ne geldi? 32 pi bölü 3 geldi. Şimdi bak, 32 pi bölü 3 yukarısı, bir de aşağıda aynı parça vardı değil mi? Daha doğrusu ikisinin toplamı 32 pi bölü 3. Neden? Ben zaten 2 ile çarpmıştım arkadaş. O yüzden ekstra bir hesap yapmaya da gerek kalmamış. Şimdi devam ediyorum. Peki ben bu parça dilimi çıkardığımda şuradaki alanı da kaybetmiş olur muyum? Evet, ilk durumda yine ilk durum diyorum, kaybettiğim alanı yazıyorum. Hocam burası nedir? Yanal alandır. Yanal alan nasıl bulunur? 2 pi r çarpı h'den bulunur. Ama biz kaç dereceyle çalışıyoruz? 120 dereceyle çalışıyoruz. Buradan gelen değer nedir? 1'e 3'tür. 2 çarpı pi çarpı r'miz kaçtı? 4'tü. Yüksekliğimiz kaç? 6 birimmiş. Çarpı bir de 1 bölü 3'ümüz var. Bunlar sadeleşti. 2. 2 kere 4 8. 2 kere 8'den ne geldi? 16 pi geldi. Bak 16 pi'yi de ne yaptık? Azalttık aslında. Bak şu değerler azalan değerler. Bu değerleri yazıyorum yanlarına. Biz bu değerleri artık kaybettik. Bu değerleri çıkardık. Azalanlar burada. Peki artan değer var mı hocam? Yine eklenen bölge var mı? Tabii ki var. Bak burada gördüğün sarı bölge ne oldu? Eklendi. Başka? Burada gördüğün sarı bölge de eklendi. O zaman diyorum ki eklenen diyorum, artan kısımları bulmaya çalışıyorum seninle birlikte. 4 çarpı 6'dan gelir mi? Gelir. Ama ondan elimizde kaç tane var? Yine 2 tane var. Onu da 2 ile çarpacağım. 4 kere 6 24. 2 ile çarptığımda geldi? 48 birim kare arttı. Peki toplam artma azalmayı bulmak istiyorum. O zaman ne diyorum? 32 pi bölü 3. 32 pi bölü 3 artı 16 tane pi. Bu kısım artan, pardon, azalan kısım. Şurası azalan kısım, azalan. Ben azalan kısımdan ne yapıyorum? Artan kısmı çıkarıyorum. Böylelikle toplam azalma miktarını buluyorum. Şu iki arkadaşı çarptık. Ne geldi buradan? 48 pi geldi. Bu arkadaşları topladık. 80 pi geldi. 80 pi bölü 3 eksi 48 aranan cevaptır dedim. Vurdum cevabı, geçtim. Bak değişim bu kadarmış. 80 pi bölü 3 eksi 48 kadarmış. Anlaştık mı? Biliyorum sayılar bazen istediğimiz gibi gelmiyor olabilir ama gerçek sınavlara geldiğinde bu tarz gelecek. Haberin olsun. Benden söylemesin. İşlemler uzun yalnız ha.
Geldim dördüncü soruma. Taban yarıçapı 6 birim olan dik silindirin 150 derecelik dilimin çıkarılmasıyla silindirin hacmi 60 pi olarak ne olmuş? Azalmış. He, demek ki çıkarılan kısım ne kadarmış hacmi? 60 piymiş. Bunu anlıyorum. Silindirin yüksekliği nedir? Benden bunu istiyor. O zaman şöyle diyorum. Ya hacim diyorum eşittir neydi? Pi çarpı R kare çarpı H çarpı çıkarılan kısmın bölümünü alıyorum. Yani 150 bölü 360 yazıyorum. Anlaştık mı? Peki bunun da cevabı ne eşit olacak? 60 pi'ye eşit olacak. Değerleri yerine yazalım. Pi'mi yazdım. R'nin karesinden 36 yazdım. H'mi yazdım. 150 bölü 360 yazdım. Eşittir kaça? 60 pi'ye. Var mı sadeleştirme? Bak şu ikisi gitti, burada ne kaldı? 10 kaldı. Cırtsana cırtsana burada ne kaldı? 15 kaldı. Pi'ler birbirini götürdü. 15'i 15'e böldüm. 60'ı 15'e böldüm. Ne geldi? 4 geldi. H buradan ne geldi? 4 birimdir dedim. İşte bu sayfadaki bütün soruları bu soruyla birlikte bitirdim. Efendim katı cisimde ne yaptık? Parça, dilim hesabında, hacimdi, yüzey alanıydı, bunları bulduk. Şimdi sırada ne var? Karınca soruları var. Bak karınca sorularının mantığını anlaman çok önemli. Şimdi bu tip sorular nasıl gelecek? Biz A noktasından bir karıncayı bırakacağız. Karınca en kısa yoldan silindirin etrafını dolanarak nereye varacak? D noktasına varacak. Şimdi bunun için sana çok özel bir şekil yaptım, getirdim öncesinde. Şimdi gözüküyor mu? Gözüküyor diye tahmin ediyorum. Şöyle yapalım. Hatta ışığımı bir tık azaltıyorum ki burada şu kağıt parçasına daha iyi odaklanabilirim. Bak şimdi. Burayı lütfen çok dikkatli dinlemeni istiyorum. Bizim karıncamız... Bak şu noktayı görüyorsun değil mi? Şu kağıdı tuttum. Nerede o parmağım, hangisi? Hangi parmağım o? Şu parmağım. Beni değil. Şuna odakla. Şu noktadan çıktığımda etrafını dolanıp, o silindirin etrafını dolanıp nereye varmaya çalışacağım? En tepe noktaya varmaya çalışacağım. Doğru mudur? Şu elimde gördüğünüz iki nokta şimdiki şekilde gördüğün iki noktayla aynı güzel arkadaşım. A noktasıyla D noktası etrafından dolanıp çıkıyorum. Şimdi aynısını gösteriyorum. Aşağısı A noktası, yukarısı D noktası. Etrafından dolanıp nereye çıkıyorum? Yukarı. Bak, kağıdı açtığımda en kısa yoldan çıkmak demek aslında ne demek demekmiş? Ha, şekli göreyim. Aslında ne demek demek? Şuradaki noktadan en tepe noktaya varmak demektir. Aslında burada ne oluşturdum? Dik üçgen oluşturdum. Benim amacım bu dik üçgendeki neyi bulmak? Hop, elimi ayarlamıyorum. Bu dik üçgendeki neyi bulmak? Hipotenüsü bulmak. Gerçekten bu işin mantığı budur. Bak kağıdıyla mayadıyla her şeyle hazır getirdim. A noktasından nereye gidiyorum? D noktasına gidiyorum. O zaman ne diyorum? Bak benim burada oluşturmaya çalıştığım şey bir nedir? Dik üçgendir. Peki burası tam tur attığı için aslında biz ne kadar yol almış olduk yatayda? Yatayda gittiğim yol ne kadardır? Çemberin çevresi kadardır. Yani 2 pi r'ye kadar. Peki dikeyde aldığım yol ne kadardır? H kadardır. Peki ben AD'yi istiyorsam ne yapacağım artık? Burada hipotenüs kullanıp çıkacağım. Hocam ben C'ye kadar gittim. Yolun yarısına kadar gittim. Ya da o zaman biz tam tur atmadık da yarım turu C noktasına kadar atarsak ne olmuş oluyor? C aslında biz bunu açtığımızda yanal yüzeyde ne kadarıdır? Tam orta noktaya kadar gittim anlamına geliyor. Bizim buradan burası neydi? 2 pi r'ydi. Buradan burası ne gelir? Pi r'ye gelir. Yatayda ve dikeyde aldığımız yolları da buraya yazdığımızda yine bizim buradan neyi hesaplamamız gerekir? Hipotenüsü hesaplamamız gerekir. Hipotenüs. Hocam şöyle yaptık. Biz A noktasından çıktık. E'ye gittik. E'den geri döndük. Ey güzel arkadaşım. E noktası eğer B ile C'nin tam ortasında bir yerdeyse senin E diye göstermek istediğin nokta buradadır. Açılımda gidip E noktasına, A üssü noktasına geri dönüyorsun demektir. Buradaki açılımları hayal edebildiğinde işimiz gerçekten çok rahatlayacak. Anlaştık mı? Şimdi bunu sorular üstünde anlatmaya devam edeceğim mantığını. Çok da güzel sorularım var. Hatta biraz da seni zorlayacak sorularım var. Yandaki şekilde taban yarıçapı 6 birim. Hemen gidiyorum 6 birim mi yazıyorum buraya. Yüksekliği 9 pi. Yüksekliğine 9 pi birim olan silindirin A noktasından bulunan karınca gösterilmiştir. A noktasındaki karınca silindiri yüzeyi üzerinde bir tur atarak D noktasına ulaşacaktır. Buna göre karıncanın yürüyeceği en kısa yolun uzunluğu kaç birimdir? Bak en kısayı sormazsa zaten bulamazsın.
Şimdi ben o karıncanın yürüyeceği yolda ne yapıyorum? Önce şunu bir açıyorum. Diyorum ki arkadaş, bu karıncanın yürüyeceği yol yanal yüzeyde yürüyecektir. Yanal yüzeyde A noktası neresi? Burası. Normal şortlarda D noktası burası. Ama biz bu kağıdı birleştirdiğimizde D, D üstüne, A, A üstü noktasına tekabül eder. Biz tam tur atacaksak yatayda aldığımız yolla dikeyde aldığımız yolu hep hayal edeceğiz. Kaç tur atarak varıyor? Bir tur atarak varıyor. Bir tur atması demek bunun etrafında ne kadar döndüm demek? 2 pi r'ye kadar yol gittim demek. Dikeyde nereye varıyor? Ta D'ye varıyor. Bak, yatay dikey muhabbeti yaparsan bu soruları anlarsın. Yatay dikey yapmazsan, dur kendimizi karartmıştık, anlayamazsın. Bu sorularda çok zorlanırsın. Yatayda ne kadar yol aldı dikeyde? Dikeyde yükseklik kadar. Yatayda çemberin çevresi kadar. O zaman diyorum ki 2 pi r, dikeyde de h'yi alıyorum. Ve ardından geliyorum bu iki değeri ne yapıyorum? A noktasıyla D üstü noktasını birleştiriyorum. Ey güzel arkadaşım, burada oluşan nedir artık? Bir hipotenüstür. Şuradaki arkadaşa ne dedik? 9 pi dedik. Buradaki arkadaşı da hemen hesaplayalım. R yerine kaç yazacağım? 6 yazacağım. Buradan da ne geldi? 12 pi geldi. Şimdi düşün bakalım, ne üçgeni vardı? 3, 4, 5 üçgeni vardı. Peki ben 9 pi, 12 pi ve ardından kaçar kata gittim hep? 3'er katı. O zaman buraya ne alacağım? 15 pi alacağım. Doğru cevap ne kadar yol almıştır diyorum. 15 pi birim kadar yol almıştır dedim. Vurdum cevabı, geçtim bir sonraki soruya, 6. soruya. Şimdi dikeyde ve yatayda alınan yollar çok önemli. Hani ne kadar yatayda yol aldım, dikeyde ne kadar yol aldım? Bunun mantığını anlayamazsan bu soruyu çözmek çok zor. Yandaki şekilde taban yarıçapı 4 birim. Hemen gidiyorum, taban yarıçapını şekil üstünde gösteriyorum. Yüksekliği 12 pi birim. Bunu da gösterdim. Bu silindirin etrafında ne diyor bana? 2 tam tur atacak biçimde. Bir ucu A noktasında, bir ucu D noktasında olan ip dolandırılıyor. Buna göre A noktasından D noktasına dolandırılan en kısa ipin uzunluğu ne kadardır? Ey güzel arkadaşım, bak yine burayı anlatabilmek için hazırladım. Öncesinde hazırladığım kağıdım var. Yine karartımı uyguluyorum şöyle. Şimdi neden böyle bir şekil çizdim hemen göstereyim. Şunları birleştirdim. Bak şimdi ne yapıyoruz güzel arkadaşım. Şimdi şu şekilde görüyorsun. Nereden yola çıkıyoruz? İp de buradan yola çıkıyoruz. Bak tam turu atmaya başladık. Dönüyorum etrafında, dönüyorum etrafında. Yolun tam yarısına geldiğimde buradayım. Tamam mı? Yolun tam yarısı burası güzel arkadaşım. Pardon. Telefon geldi. Çok özür. Hop geldim güzel arkadaşım geri. Yolun tam yarısına geldiğimde burada mıyım? Buradayım. Şimdi nereye doğru çıkacağım? Yukarı doğru. Yani en tepeye doğru çıkmaya çalışacağım. Böylelikle ne yapmış oldum? 2 tam turu atmış oldum etrafta. Anlaştık mı? Peki ben bu şekli kağıdı birleştirdikten sonra açtığımda ne elde ettim? Hocam iki tane birbirinden farklı çizgi elde ettik ama elimizi hiç kaldırmadık. Ya elimizi hiç kaldırmadık da aslında bak, elimi kaldırmadığım noktada ne yaptım? Ben o dikdörtgende bir parçadan diğer parçaya atladım. Mantığı anlayabiliyor musun? Neden böyle bir şekil çizdiğini, neden böyle bir şekil çıktığını anlayabiliyor musun? Bak burası önemli bir nokta. Buradan yola çıkıyorsun, evet, ama kağıdın bittiği noktadan diğer kağıda geçerken birinci tur bitti, ikinci turu yapıyorsun. Kağıdı açtığımda böyle bir şekil elde ediyorum. Peki bu nedir hocam? Bak burada bir tane dik üçgen var. Aşağı kat. Abi simetrik olduğu için o kadar da zor ki. Şurada bir tane dik üçgen var. Onun hipotenüsü var. Burada bir dik üçgen var. Onun hipotenüsü var. Peki hocam biz bu hipotenüsleri nasıl hesaplayacağız? Güzel arkadaşım, gel şimdi mantığını anlatalım. Gel mantığını anlatalım. Şimdi bu şekil bu arada açıldığında şöyle bir şekil çıkıyor. Biz A noktasından nereye gitmeye çalışıyoruz? D üstü noktasına gitmeye çalışıyoruz. Ama bizim bu şekilden yan yana iki tane çizmemiz gerek. Neden hocam yan yana iki tane çiziyorsun? Onun da mantığını anlatacağım sana. Çünkü ne kadar tur atıyorum? İki tam tur atıyorum. Yani ben bu şekilde iki tam tur atabilmem için, attığım yolda kağıt üstünde gösterebilmem için böyle bir yol gitmem gerekiyor. Bu birinci tam tur. Şurası birinci tam turu bitirmiş oluyorum. Devam ettiğimde ikinci yanal yüzeyi yana koyduğumda ne oluyor? İkinci tam turu bitirmiş. Hocam 3 tane yaptık. O zaman üçüncüyü çizip ta diğer D üstü noktasına götüreceksin. Peki hocam buradaki dik üçgeni ben nasıl hesaplayacağım? Yatayda, hani dedim ya, dikeyle yatay. Ya buranın mantığı gerçekten çok kolay ama ilk anlaman çok önemli. İlk seferde anladıktan sonra olay bitecek. Yatayda aldığın yol benim için önemli. Yatayda kaç tam tur atıyorsun? 2 tane tam tur. 2 pi r'ye çevreyi verir. Onu da ne ile çarpıyorsun? 2 ile çarpıyorsun. Yani 4 pi r'ye gerekli bana. R'yi kaç verdi? R'yi 4 verdi. 4 kere 4'ten ne geldi? 16 pi geldi. O zaman ben bu soruda ne yapmışım? Yatayda ne kadar yol almışım? 16 pi. Peki dikeyde ne yaptım?
Dikeyde sadece en tepe noktaya vardım. Başka bir şey yapmadım. Dikeyde aldığım yol yükseklik kadardır. Yükseklik ne kadar? 12 pi kadar. Artık son noktaya geldik. Ben buradaki sarı üçgende neyi bulmaya çalışıyorum aslında? O ipin yolu dediğin yer hipotenüstür. Hipotenüsü bulmak için yine 3-4-5 üçgeninden faydalanıyorum. Aldığım ifadelere bakıyorum. Biri 12 pi, diğeri 16 pi. 3-4-5'in katı olabilmesi için, her biri 4 katı olduğu için bu arkadaş kaç pi olacaktır? 20 pi. Demek ki bizim ipimizin uzunluğu ne kadar olmalıdır? 20 pi kadar olmalıdır dedim. Doğru cevap 20 pi. Ama hocam senin çizdiğin şekilde daha farklıydı. Niye buradaki şekilde biz böyle ilerledik dersen şöyle göstereceğim. Şimdi biz A noktasından nereye varıyoruz? D üssü noktasına varmaya çalışıyoruz. Oraya varırken aslında kağıt üstünde gittiğimiz yolda şöyleydi. Onu da göstereyim. Bir tam tur oradan, bir tam tur bu taraftan. Anlatabiliyor muyum derdimi? Biz buradan hani bu kağıdı birleştirdiğimde ne yapıyordu? Bu değer elde edilebiliyordu. Peki bu değeri nasıl elde edeceğiz? Onu gösterelim. Öncelikle. Peki şuradaki değer şuradaki değere eşit olacak mıdır? Olacaktır. Yatayda aldığım yol birinci tur için ne kadardır? 8 pi kadardır. Yükseklik için ne kadardır? 6 pi kadardır. Yarısından bahsettiğim için tamamı 12 pi idi. Yatayda ne kadar 6 pi? 6 pi'yi buradan alacak mıyım yine? Alacağım. 8 pi'yi buradan alacak mıyım? Alacağım. Burası ne geldi? 10 pi geldi. Burası ne geldi? 10 pi geldi. 10 pi'leri topladın. Cevap yine ne geldi? 20 pi geldi. İstediğin yoldan yapabilirsin. İkisi de seni ne yapacaktır? Cevaba götürecektir. Paşa gönlüm bilir. Anlaştık mı? Ama ilk yaptığım yol, birinci yaptığım yol gerçekten en geçerli yoldur. Neden? Yatay ve dikey mantığını anlarsan bu soruları çözersin. Yatay dikey mantığını anlaman çok önemli. Geldim bölümün son sorusuna. Yandaki şekilde taban yarıçapı 3 birim, yüksekliği 8 birim olan dik silindirin A noktasından başlanarak silindirin yüzey üzerinden E noktasına, E noktasından tekrar A noktasına bir ip dolandırdık. Tamam. BE, EC birbirine eşit olmak üzere yani silindirin tam orta noktasında hareket ediyoruz bu iple. AB tabanı arasında kalan yanal yüzeyin alanı kaç birim karedir? Yanal yüzeyden kastı nedir? Bak şurada biz silindirin şu kalan parçasının etrafında dolanacağız. Sadece senden buranın alanını istiyorum. Bu tip sorularda ne yapman lazım? Bu tip sorularda kesilen kısmın, atılan kısmın önce atılmadan önceki halini çizebilir misin bana? Çizdim hocam. Peki aslında biz yanal yüzey alanı olarak senden ne istiyoruz? Şurada gördüğüm parçanın yanal yüzeyinin alanının yarısını istiyoruz. Olay mevzu bu mu? Evet bu. Ya da bu soruya başka bir bakış açısı getirirsem. Yanal yüzeyi çizdim hocam. Yanal yüzeyin tam orta noktasını gösterdim hocam. Niye? Bak oradaki E noktasının hizasını. Bak burası C noktası. Burası B noktası. Burası A noktası. D noktası. D üstü noktası. A üstü noktası. Bunu da gösterdim. Bizim E noktası dediğimiz yer burası mı burası? Biz ne yapmaya çalışıyoruz? A noktasından E noktasına, E noktasından A üstü noktasına tam tur atıyoruz. Benim bulmak istediğim yüzey alanı eğer çizmem gerekirse aha da buradaki üçgenin alanıdır. İster buradan yap, ister buradan yap. Bak gel bir yukarıdan yapayım. Gördüğün silindirin yüksekliği tamamı 8'di, yarısı kaçtır? 4. Yanal alan nasıl bulunuyordu? Ya hocam yanal yüzey alanı 2 pi r çarpı h'den bulunuyordu. 2 çarpı pi çarpı r'si 3, h'si 4 geldi. Çarptığım ifadeleri ne geldi? 24 pi geldi. 24 pi bu arkadaşın tamamının yanal alanı. Hocam biz yarısını istiyoruz. Çünkü yarısının kalan parçasını istiyor. Cevap nedir 12 pi? Hayır, sadece tek yoldan çözmeyeceğim sana bunu. Gel buradan da çözeceğim. Bak tam orta noktadan dalmışım. Tamamı neydi? 8'di. O zaman buraya kalan parça 4. Buraya kalan parça 4. Burası neydi? Hocam burası 2 pi r. Yanal yüzeyde gittiğim yol, yatayda gittiğim yoldur bu. 2 pi r'ye kadar tam tur atmışım. Bir tam tur atmışım. Bunu yamuk attım, bir şey attım hiç fark etmez. Attığın yatayda yol ne kadar? 2 pi r'ye kadar hocam. Peki 2 pi r'yi hesaplayalım buradan. 2 çarpı pi çarpı r'mizi kaç aldık? 3 aldık. Burası ne geldi? 6 pi geldi. Hocam taban uzunluğu belli, yüksekliği belli. Üçgenin alanı nasıl bulunur? 6 pi çarpı 4 bölü 2 formülünden bulunur. Bunlar sadeleşir. A eşittir
12 pi olarak gelir ki paşa gönlüm bilir. İster bu taraftan çözebilirsin, ister bu taraftan çözebilirsin. Ben sana açılımını da yapıyorum. Senin canın nereden isterse oradan çöz. Yeter ki anlamaya bak. Anlaştık mı? Bu soruyu da bitirdiğimize göre ne oldu? 6. ünite, 3. ders katı cisimde, silindirde artık sona geldik. Şöyle baktığımda katı cisimler 3. derse de tikimi atıyorum. Ne diyorum? 4. derste görüşene kadar. Şimdilik benden bu kadar ama sen ne yapıyorsun? 11. sınıf matbuk kitabında soru avcısında o soruların hepsini temizliyorsun ve diyorsun ki 4. ders için gönder gelsin.